Evet sevgili izleyiciler, Yeditepe Balık Dünyası'nın mutfak bölümündeyiz. Burada gördüğünüz gibi elemanlar çalışıyor. Kaç ızgara da var, ızgara da var ama ızgara yanıma gel Yunus'cum. Hemen iki tane açımız var. Tavadan yana mı oluyor? Tava ve ızgara genelde tercih ediliyor. Evet, ikisi hem de tercih ediliyor. Hem ızgaramız yanıyor hem tabii. Tavalarda. Maşallah ustalar burada yetiştirmekte zorlanıyor. Evet. Bir yandan temizlik işlemi oluyor. Bir yandan gördüğünüz gibi müşteri memnuniyeti. Evet. Genelde hamsiye mi talepler? Genelde hamsi. Yani zengine de hitap ediyor, fakire de hitap ediyor. Hamsinin hiçbir... Üçüye de uygun oluyor. Üçüye de uygun oluyor. Damak tadı biraz damak tadı oluyor. Tabii çok hele farklı. Hele Karadeniz hamsi olunca. Aynen, aynen. Şimdi biz de hamsi istiyoruz o zaman. Tabii ki. Ustalarımız burada fazla meşgul da etmeyelim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir düzen kurmuş. Yola gelen giden versin. Mola, güzel hizmet. Yeditepe Balık Dünyası'nda her kulağa hayırlı uğurlu ola tekrar. Şimdi şöyle bir şey izah etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Karadeniz usulü az yağda yapıyoruz. Az yağda. Mısır unu ve evet mısır. Trabzon'dan getirtiyoruz mısır ununu. Böyle az yağda teflon kabada yapıyoruz. Hamsi ya da başka balıklar. En güzel mısır unuyla. Mısır unuyla tabii ki. Mısır. Balık mısır unuyla güzel oluyor. Evet, bilmediğimizi de bu arada öğreniyoruz. Hem sizler için de daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Bir tavayı al da gel öyle. Evet, gördüğünüz gibi hamsi pişmiş vaziyette. Karadeniz hamsi yiyenlere afiyet olsun. Evet sevgili izleyiciler, biraz detay görüntülerimiz olacak içeriden ve dışarıdan. Bizi izlemeye devam edin. Haydi bakalım. Şimdi bu programın arkasından Allah nasip ederse bu programı sizler izlerken ben Avusturya, Almanya'da olacağım. Almanya, Avusturya ve İsveç bir ay buralarda yoğun. Avrupa çekimlerimiz için yaklaşık 35-40 gün Avrupa'da olacağım. Avrupa'dan da sizlere saygı, sevgi, selam göndereceğim. Bu programın peşine Almanya çekimimizi izleyeceksiniz. Haydi bizi izlemeye devam edin. İzleyiciler, İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi'nden saygı, sevgi, selam olsun sizlere. Evet, Sinop, Ankara, oradan Sinop, Türkeli'nden sonra İstanbul'a geri döndük. Ve sezon malum biliyorsunuz, Sinop dedi mi balık akla geliyor ve Karadeniz özellikle. Ama İstanbul'da sevgili Yunus kardeşim düzeni kurdu. Burada yola gelen giden versin mola, Yeditepe Balık Dünyası'nda güzel hizmet diyor. Gelen her kula hayırlı uğurlu ola sevgili Yunus kardeşim. Ekrem Bey'den sonra kendine bir düzen kurdum buraya. Evet. Çok da güzel bir mekan oldu. Gelip evet, geçerken geçerken de uğruyoruz. Tam da sezon şu evet, an. Balık şu anda sezonu. Balık sezonu. Evet. Hamsi Karadeniz. Şu anda zaten... Hamsi fakirin en güzel, ucuz aşı hamsiymiş. Aynen öyle abi. Şu anda Karadeniz'den geliyor hamsimiz. Evet. Şöyle zaten kameraya çok fazla büyük, çok fazla büyük de değildir. Evet. Karadeniz hamsi olduğunun belirgisidir bu. Evet. Bazı insanlar bilmez. Hamsi iki çeşit zannediyorlar. Marmara Karadeniz diye zannediyorlar ama 4-5 çeşit hamsimiz var aslında. İzmir'den hamsi geliyor, Çanakkale'den geliyor. Onlar lezzetli değildir. Tavsiye etmem. Ama Karadeniz daha. Şunu söylemek istiyorum. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı tanıyacaksın. Aynen. Balık almak için. Bu konuda çok iddialıyız. Biz ondan şanslıyız o yönden. Çünkü evet. Hem balığı tanıyoruz hem de balıkçıyı daha iyi. O çok güzel, evet. Karadeniz'de olmanın en güzel avantajı da bu. Peki bu ne balığı bu? Bu kırmızı karides. Güveçi güzel olur. Çok güzel tereyağında güveçi olur. Soğuk mezesi olur. Yani haşlanmış olmak, salatası. Balıkçı olmak öyle sıradan bir insan işi de değil. Yani hangi tabii balığın nasıl olacağını, kimisi ızgara, kimisi tavuk, tabii kimisi güveç, hepsini de bilmek tabii zorunda. Tabii. Balık çorbası da var mı? Balık çorbası da var. Balık çorbası da var. Kalamar var, karidesi var. Kaç kişi çalışıyoruz? 15 kişi çalışıyoruz şu anda. 15 kişiye evet de ekmek veriyoruz. 15 kişiye ekmek Allah veriyoruz. Allah senden razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, levrek var, palamut var. Şu uzun kılıç kazan balığı. Bir öyle bir geç. Bu kılıç balığı şu anda masada gördüğümüz Mustafa Bey şu anda yarısını yiyor. Yarısını şu anda içeride Mustafa Bey yiyor. Kestik. Kılıç balığıdır bu. Şu anda mevsimi. Diğer balıkları bir sayıver şöyle. Tabii. Bu elimizdeki kılıç balığın kafasıdır. Kestiğimiz yarısı tezgahta. Evet. Sarı kanat oluyor. Çinekop oluyor. Şu anda mevsim balığı bunlar. Çok güzel kaya barbunu var. Kaya barbunu. Ve
tavası ve ızgarası güzel olur irisinin. Genelde tava tavsiye ediliyor. Ama ızgarası da oluyor. İrisi olunca ızgarası olunuyor. Şu anda en pahalı balık kılıç balığı. 90 lira kilosu. Güzel toriklerimiz var. Kalkan balığımız var. Kalkan balığı da gördüğünüz gibi günlük ve tazedir. Taze balığın kulağına bakacaksınız ve gözüne bakacaksınız. Buradan da sayın müşterilerime sesleniyorum. Taze balık anlamanız için. Nereden belli oluyor? Kulak ve gözünden. Buradan kırmızı solungaçından, evet. Solungaçlarından. Yaramaz. Evet. Eti böyle gördüğünüz gibi parlak olacak ve taze olacak. Anladım. Tazeliğinin göstergesidir bu. Bu arada gübre var. Gübre var orada değil mi? Bu arada çorbasını yaptığımız balık da yine bu kırlangıç balığıdır. Evet, bunun çorbasını bundan yapıyoruz. Çorba bundan balık oluyor. Çorbası, balık çorbasını bundan yapıyoruz tabii ki. Yayına mı benziyor bu? Yayına renk olarak biraz benziyor ama tabii ki şey olarak, gösteriş olarak çok fazla değil. Bu da mırlan mezgit. Gerçek adı mırlandır ama mezgit balığı olarak, tavuk balığı olarak adlandırılan beyaz etli çocuklara tavsiye edilir. Özellikle. İstavrit bu da kartaldan, adalardan tutuluyor. Olta balığıdır. Tavsiye edilir yine. Taze günlük gelir. Soman, küçük soman mı oluyor? Karadeniz somunu. Karadeniz. Samsun'dan geliyor. Evet, evet. Bunlar çiftlik balığıdır. Bunlar çiftlikte üretilen balıktır. Alabalık ve Karadeniz somunu. Bunlar çiftlikte üretilen balıktır. Diğerlerinin hepsi denizdir. Güzel deniz çuprası var. Deniz levreği var. Lüfer var, çok güzel. Boğaz balığıdır. Olta balığıdır. Güzel. Lüfer balığımız tabii ki. Yine aynı zamanda dil balığımız var. Aynı zamanda dil balığı. Bu da dil balığı. Dil balığı, evet. Evet, dilin bir de balığı varmış sen. Güzel. Norveç somunu çok güzel, tavsiye edilir. Evet. Şimdi ne yapıyorsun sen burada? Bu ne işe yarıyor bu? Bununla şimdi Avrupa standartlarına uygun bir şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi üstüne buz atıyoruz. Balıklar daha taze kalsın diye Avrupa standartlarına da uygun bir şekilde sistemimizi kurduk. Bu arkamızda depomuz var. Tuzlu su. Balıklara vurmamız için, rengini ve tazeliğini bozmaması için tuzlu su kullanıyoruz balıklara. Soğuk yani su. Özellik güzellik Yeditepe balık dünyasında. Evet, aynen öyle. Peki şunu soracağım. Sevgili Yunus, şimdi çalışan bayanlarımız var değil mi? Çalışan bayanlarımız, evet, var. Şimdi işten çıkacak, çocuğunu kreşten alacak, eve gelecek, yemek telaşesi olacak. Şimdi size alo dedikleri zaman, alo demeleri yeterli. Paket yapıp evlerine gönderiyor. Tabii ki, tabii. Ya da iş yerinden gelirken. Şu anda 11 tane motorumuz var paket servisi olarak. 11 tane motorumuz var. Ayrıca aşağıda gördüğünüz gibi 7 renk marketle birlikte, evet, paslaşıyoruz, yani birlikte çalışıyoruz. Gerekse onların motoru, gerekse bizim motorumuz. Birbirimizle yardımlaşarak, evet, çalışıyoruz. Siparişlere cevap veriyoruz. Hiçbir yani şekilde siparişlerimiz aksamıyor. Halka da hizmet etmiş oluyorsunuz, evet, insanlara, bu bölgedeki, evet, oturan en azından. Evet. Çünkü bu tür sıkıntıları yaşayan çok insanlar biliyorum ben. Evet. Akşam eve geldi, yorgunlardın, yemek yapacak, evet, telaşe. Bir de sezon olunca insanın canı çekiyor. Tabii ki, evet. Çoğu evlerde biliyorsunuz bu balık kokuyor diye de yapmak, evet, istemiyorlar. Evet. Beyefendinin canı istese hanımefendi razı değil. Hanımefendinin canı istese beyefendi razı değil. Aynen öyle, siz doğru diyorsunuz. Siz bunların ortak noktası oluyorsunuz. Evet. Aralar, evet, açılmasın. Siz yavan yaşık 50-60 kaşık bazen firmadan, parayla bazen firmadan, evet, tas tabağı da kırmadan Yeditepe balık dünyasından yiyin için durmadan diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet, afiyet olsun müşterilerinize de. Çok teşekkür buradan ederim. Saygı, sevgi, selam gönderiyoruz. Şimdi ben de balık selam dünyasının ediyorum. İçeriden ve mutfaktan görüntülerimiz olacak. Şimdi bize de güzel bir balık ziyafeti sevgili Yunus kardeşim tabii çekecek ki, zaten. Zaman. Evet, bizi izlemeye devam edin. Özel ve güzel görüntüler balık dünyasından sizlerle olacak. Sevgili izleyiciler,
Yeditepe balık dünyasında hamsiler geldi. Bu hamsi firmadan kılçığını kırmadan biz yiyip içeceğiz. Şimdi durmadan sizlere de tavsiye ederiz. Burayı nasıl bulacağız derseniz Ataşehir İnönü Mahallesi Maltepe Başı Büyük istikametine giderken Yeditepe Üniversitesi'nin alt kapının kavşağı gelmeden hemen üst tarafta. Yani sevgili Yunus, Yunus'un babası Mürsel abi düzeni kurmuş bunlar yola. Gelen giden diyor versin bizde mola. Güzel hizmet buraya gelen bütün kula. Sonumuzda hayırlı uğurlu ola. Biz dedik ki Yunus kardeşim kula bir kıyak olsun. Benim yarım ayak yarım dayak. Ben yapıyorum herkese kıyak. O da ara sıra bazı gönlümüz olunca razı. Arabanın bastığı mı gazı biz burayı buluyoruz. Burada sağ olsun balık çeşitlerinden bize güzel böyle bakımlar yapıyor. Karnımızı doyuruyor. Balık ayran olmaz ayran ama olursa buraya buyuran çeşit çeşit balıktan olur karnını doyuran. Sizler de kalacaksınız hayran. Biz hayırlı işler bol güneşler diliyoruz tekrar. Az önce Yunus kardeşimle konuştuk ama esas balıkçının başı burada Mürsel abi. Balık toptancılığı yapıyor. Yıllardan beri balık işi 30-40 senedir bu işi yapıyor. Hangi balık daha insana yarar? Hangi balık daha lezzetli olur? Onu kendisinden alalım. Abi şu balık çeşitlerini bir sayar mısın Mürsel abi? Balık çeşitleri bin bir çeşit balık var. Tümünü sayma şansımız yok ama tabii ki şöyle söyleyeyim, hamsiden halkın çok iyi bildiği hamsiden başlayalım, sıralayın sayalım. Hamsi, istavrit, palamut, çinekop, lüfer, daha çeşitlerimize kalkan, somun, karidis, yani bin bir çeşit balıklarımız var. Ben 32 senedir bu işi yapıyorum. Kaç yerde var tezgah böyle? Kaç yerde var? Benim 3 yerde şu anda tezgahlarım var. 3 yerinde de birisi Kartal Soğanlı'da elit balık. Buradaki Yeditepe Balık Dünyası. Bir de Ümraniye'de merkez balıkçılık diye. 3 yerde böyle açtım. Çocuklarımın başına koydum. Kendim de bu işi 32 yıldır yapıyorum. 32 yıldır bu işin içindeyim. Orada biz daha önce hamallıkla başladık bu işi ve ticarete döktük. Ticaretten devam ediyoruz. 32 senedir ben bu işi balık yapıyorum. Işi evet, hep hayatım boyunca balık işiyle uğraştım. 1978'de geldim. Memleket Erzincan. Erzincan Çayırlı. Çok selam gönderiyorum buradan. Orada doğduk ama hep İstanbul'da yaşadık. Hep İstanbul'da balık işiyle uğraştım. Balığın ayından zeyne kadar en iyi şekilde biliyorum. En iyi şekilde de satıyorum. Sattığım balıklarda hiçbir zaman önce kendim hatta çiğ çiğ yiyorum. Yeri geldiği zaman da müşterimin karşısında çiğ çiğ yiyip sonra veriyorum. Müşterilerimde bir problem hiç yaşamadım şu ana kadar. İnşallah da yaşamayacağım. Çünkü ben bu işin artık bir profesör olmuşum. Bir insan yaptığı işi severek, işine aşık evet. olursa senin gibi olur. İşte ben de işimi çok seviyorum, mesleğime de aşığım, zevkle de bu işi evet. yapıyorum. Seve seve yapıyorum. Buradan... Gecenin ikisinde kalkıyordum. Gece 2'de kalkıp gidiyorum ve evet gece 2'de gidiyordum. Ben bu işin önce toptancılığını yapıyordum. Evet. Alım satım yapıyordum halde. Daha sonra işi tezgah işlerine döktüm, dükkan açtım, çocuklarımın başına koydum. Bu şekilde devam ettiriyorum. Abi. Çocuklarına başarılar diliyoruz. Allah senin gibi babayı her evlada nasip etsin diyorum. Amin, amin. Buradan Erzincan deyince sevgili Ahmet Çobanoğlu abim, Ekrem Çobanoğlu ve Fındıklı Mahalle Maltepe Fındıklı muhtarımız Yaşar Kaygısız, o saygısız değil kaygısız soy ismi sevgili muhtarıma ve tüm Erzincanlı dostlarımıza ve ekran başında bizi izleyen siz sevgili izleyicilerimize Yeditepe Balık Dünyası'ndan saygı, sevgi, selam olsun. Evet Yunus'um şimdi izlediler ya evimiz filan yerde bu balıkçının telefonunu niye vermediler diyecekler. Evet sevgili izleyiciler paket servisleriniz için eğer düştüyse mideniz yemekten yana dara 7/24 Yunus kardeşimi ara mideden yana geçirir sizi balıktan yana kara 0216 574 0296'dan alo diyorsunuz. Alo paket servisimiz kapınıza kadar geliyor.
yemek derdinden kurtuluyorsun. İkinci, özellikle çalışan bayanlar. İkinci numaramızda 0546 724 74 24 numaralı cep numarasından da ulaşabilirsiniz. Zaten ikinci numaramız. Sevgili Yunus, ben sana bir kıyak da yapacağım. Kartımıza 10-15 program artık oy vereceğiz. Bakalım kanaldan ne zaman bize bunu çıkar derseler biz de o zaman çıkarız. Evet sevgili izleyiciler, Salih Yılmaz Yüksel'i de arayabilirsiniz. Telefonunu alabilirsiniz. 0530-881-0257 benim Türkiye sorumlum sevgili kameraman Salih arkadaşımdan da ulaşabilirsiniz diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Her zaman Yeditepe Balık Dünyası'nda ve sizler de ekran başında kalın. Buradan tekrar saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Evet, bu program yayınlandığı zaman ben Avrupa çekimlerim için Avusturya, Almanya, İsveç'te olacağım. Avrupa çekimlerimiz sizin için olacak. Bütün gurbetçilerimize buradan saygı, sevgi, selam olsun. Bizi izlemeye devam edin.